Tünel kazılarımız esnasında hem tünel içerisinde hem de tünel üzerindeki yollarda, binalarda kazı öncesinde tespitlerimiz yapılır. Bu tespitlerle biz yani tünelde yapılan kazılar esnasında oluşabilecek bütün risklerin neler olabileceğini üniversitelerden de destek alarak, teknik raporlar, teknik destekler alarak bunları oluştururuz. Bu bölgede de yine biz tünel çalışmalarımıza başlamadan önce tünel kazısı esnasında oluşabilecek riskleri öngördüğümüz için bölgede binanın yaklaşık 3 ay önce, kazıdan 3 ay önce kazı esnasında ani bir şekilde binayı boşaltmamak için, ani bir şekilde binayı boşaltıp vatandaşlarımızı mağdur etmemek için kazılarımızdan yaklaşık 3 ay önce bu binadaki tüm maliklerle, yani hem daire sahipleriyle hem de bahsettiğiniz esnaf arkadaşlarımızla belirli bu kazı esnasında olacak riskleri gördüğümüz için binanın teknik zorunluluk sebebiyle bir boşaltılması gerekçesi vardı. Ve bunun karşılığında da vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi için bu işin bir sosyal gerekliliği de oluşuyordu. Gerekli protokollerle, gerekli maddi, manevi destekler de verilerek bu alanda binamızda boşaltma işlemini gerçekleştirdik. Şu an bizim kazı çalışmalarımız son 5 metresine geldiği noktada, bugün itibariyle tünelde biz kazıda bir risk gördüğümüz için hemen yüzeyde de gerekli kontrolleri yapmaya başladık. Bu esnada da boşalttığımız binada da çeşitli esnaf faaliyetleri görüldü, kendileri uyarıldı. Yani burada bulunmamaları gerektiği iletildi ve bina tekrar içinde olan kişilerle de tahliye edildi. Yine sadece bu bina değil, çevrede tünel etki alanında olan ve risk gördüğümüz iki binada da hızlı bir şekilde boşaltma işlemi yapılarak, alanda da gerekli güvenlik önlemlerini alarak alana müdahale için hızlı bir şekilde mobilize olmaya başladık. Fakat şu an sizler de gördüğünüz gibi, yani çevredeki yapı stoğunun zorluğu bizim tünel çalışmalarımızda bizi çok kısıtlıyor. Yani burada yapı stoğunun da etkisiyle bizim herhangi bir müdahale durumumuz oluşmadan yapıda kendiliğinden bir göçme gerçekleşti. Yani bu göçmenin kendiliğinden gerçekleşmemesi durumunda biz bunu kontrollü bir şekilde yine yıkımını gerçekleştirecektik. Bugün içerisinde bulunduğumuz durumun sosyal gerekliliği neyse yine vatandaşlarımızla da burada görüştük. Çok hızlı bir şekilde zaten kendilerinin iletişimleri bizde mevcuttu. Herhangi bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde bütün gerekli sosyal destekler de kendilerine verilecektir. O zaman içeri giren esnaf kendi inisiyatifiyle mi girdi? Şimdi o konu şu an sıcak bir konu. Biz de anlık olarak bütün alanları takip edemiyoruz. Bir protokolümüz var. Protokoller kapsamında zaten bu binaları boşaltıyoruz. Bunun da karşılığında gerekli olan sosyal desteklerimizi de yapıyoruz. Sıcak bir konu. Onu arkadaşlarımız inceleyecekler. Tünellerde ve metro inşaatlarında öngöremediğimiz tek şey kazılar esnasında karşılaşabileceğimiz riskler. Yani kazı esnasında karşılaşacağınız risklerin tamamını öngöremediğiniz için bu kazılar tamamlanmadan hiçbir şekilde siz herhangi bir binada oluşacak bütün teknik mevcut durumun ne olacağının adını koyamıyorsunuz. Burada da bizim kazımıza dediğim gibi 5 metre kala bu hadise yaşandı. Kazımızın tamamlanması durumunda tekrar binada ilk tespit raporlarımız var. Son tespit raporları yine incelenip, üniversite hocalarıyla beraber bunlar incelenip gerekli bilgi verilecekti. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Yani bundan sonraki süreçte ve şimdi bizim geçmiş yıllarda da bundan 10 sene önce de, 12 sene önce de, 5 sene önce de metro kazıları esnasında veya yeraltı kazıları esnasında tünel bina etkileşimleri dolayısıyla benzer hadiseler gerçekleşti. Orada olduğu gibi ve burada da olacağı gibi biz vatandaşımızın en ufak bir şekilde hak kaybını oluşturmayacak gereklilikler neyse yaptığımız ara protokoller, ilave protokollerle bunları sağlayacağız. Yani hiçbir şekilde vatandaşımız burada mağdur edilmeyecek. Metro çalışması duracak. Metro çalışmamız bizim buradaki çevre güvenliği alındıktan sonra metro çalışmamızı biz tabii ki devam edeceğiz.